Engin'i Celil'in öldürmediğini hepimiz biliyoruz. Şimdilik neredeyse hiçbir şey hatırlamıyor ve kısa süreliğine tutuklu yargılanacak. Peki Celil'in bu durumdan nasıl kurtulacak? Bu tuzağı Celil'e kim kurdu? Ve Engin'in gerçek katili hangi sürpriz isim? Şimdi kısa ve net bir şekilde bu konuyu ve daha fazlasını sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Genel olarak Ceylin'in şok geçirdiği, sessiz kaldığı bir bölüm izledik. Fakat elbette Ceylin tutuklu yargılanacağı bu süreçte bazı önemli noktaları hatırlayacaktır. İlk olarak olay anındaki ince detaylara bakalım. Ceylin'in Engin'e silah tuttuğu sahnede Ceylin'in başında herhangi bir yara yoktu. Bu yaralanma doğal olarak olay yerindeki üçüncü bir şahıs tarafından gerçekleştirildi. Birazdan şüpheli ismin kim olabileceğinden bahsedeceğiz. Evet, şüpheli ismimiz büyük bir ihtimalle Ceylin'in arkasından yakın sayılabilecek bir mesafeden Engin'i kalbinden vurarak öldürdü. Sonrasında ise hızlı bir şekilde Ceylin'in başına darbe vurup bayılmasını sağladı. Hemen ardından silahı Ceylin'in eline tutuşturup bir kurşun daha boşa sıkarak Ceylin'in elinde barut izi oluşmasını sağladı. Çünkü olay yerindeki kurşunlardan biri ıska geçmiş. İşte bu konularda fazlasıyla bilgili bir isim. Önceki videomuzda Engin'i öldürme ihtimali yüksek olan iki kritik isimden bahsetmiştik. Bunlardan biri Yekta'ydı fakat Engin'i Yekta'nın öldürmüş olma ihtimali artık fazlasıyla zayıf. Aynı şekilde Merdan dedenin de Engin'i öldürme ihtimali neredeyse yok denecek kadar az. Peki tüm bunları kim yapmış olabilir? Şimdi gelelim bu sorunun cevabına. Önceki videomuzda Neva ve Cüneyt işbirliğinden bahsetmiştik. Hatta bu ikiliyi bir anda baş başa yemek yerken ve birbirlerine destek olurken gördük. Neva, Engin'in tehdidi sonrasında tek tutunduğu dal olan mesleğini kaybetmemek için adeta gözünü kararttı. Hatta mesleğini kaybederse intihar edeceğini bile söylemişti. Cüneyt ise az önce bahsettiğimiz olayı kurgulayabilecek kadar bilgili biri. Silmen ailesini çok yakından tanıyor ve neredeyse Yekta'nın birçok planını biliyor. Hatta Cüneyt'in en büyük amaçlarından biri de büronun başına geçmek. Bunun yanı sıra Yekta'yı çok iyi tanıyan Cüneyt doğal olarak Yekta'nın nerelerde evi olduğunu da biliyor ve dolayısıyla Engin'i kaçabileceği yerleri rahatça tahmin edebilir. Zaten ya tahmin ederek buldu ya da Engin'in kaçtığını görerek arkasından takip etti. Sonrasında ise az önce bahsettiğimiz şekilde Engin'i öldürdü ve Ceylin'e de büyük bir kumpas kurmuş oldu. Bu noktada bir detay var. Zehirli kitabı yüksek ihtimalle Neva ve Cüneyt birlikte hareket ederek Engin'e yolladı ve zehirlenmesine sebep oldu. Ancak Engin de ölmemesi planlarını bozunca bu defa Cüneyt işi sağlam bağlamak için B planını uyguladı ve Engin'in biletini kesti. Yani olay yerinde Neva'nın olma ihtimali yok. Zaten Engin'in kaçtığı saatlerde ve sonrasında Neva Pars'ın yanındaydı. Kısacası yüksek ihtimalle Engin'i öldüren kişi Cüneyt. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Peki Ceylin bu durumdan nasıl kurtulacak? Geçtiğimiz bölümde Ilgaz Ceylin'e her şeyi ispat edeceğim diyerek onu bu durumdan kurtaracağının sözünü verdi. Yeni bölümde Ilgaz bu konuyla ilgili daha fazla araştırma ve inceleme yapacak. Olay anında yaşanabileceklerle ilgili türlü türlü senaryolar kuracak ve hatta çok ince detaylar yakalayacak. Kısacası Ceylin'in kurtulmasındaki kilit isim Ilgaz olacak. Öte yandan Ceylin tutuklu yargılanacağı bu süreçte mutlaka bir şeyler hatırlayacaktır. Avukatlığını ise sürpriz bir isim yapabilir. Sonrasında ise tıpkı Çınar'da olduğu gibi Ceylin'in de suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Çınar da aynı şekilde İnci'nin katili şüphesiyle yargılanmıştı ve hatta İnci'ye ait kanlı elbise, kredi kartı gibi birçok delil çıkmıştı ama sonrasında onun yapmadığı ortaya çıkmıştı. Ceylin de buna benzer bir senaryo yaşıyor ancak Zafer'in ölümünün ortaya çıkmasıyla beraber herkes ikinci bir şoku yaşayacak. Bu konunun yeni bölümde açığa çıkması bekleniyor. Çiçekçi kadın Ceylin'in telefonunda sesli mesaj bırakarak Zafer'i nerede ve nasıl gördüğünü anlatmıştı. Bu doğrultuda yeni gelişmeler yaşanacak ve Merdan'ın, Seda'nın ve diğerlerinin olaya dahil olmasıyla beraber Zafer mevzusu patlamış olacak. Şimdi gelelim bir diğer sürpriz senaryoya. İlerleyen bölümlerde Pars savcının Yekta'nın sırrını öğrenmesi bekleniyor. Yani Pars, Yekta'nın sahte avukat olduğunu bir şekilde öğrenecek ve her fırsatta kimse için kimseyi kayırmam diyen Pars, Yekta'yı köşeye sıkıştıracak. Buna karşılık olarak Yekta da Pars'ı hastalığından vurarak köşeye sıkıştırmak isteyecek. Çünkü Pars'ın hastalığı tamamen deşifre olursa mesleğinden uzaklaşabilir. Kısacası Pars ve Yekta arasında karışık mevzular yaşanacak. Fakat bu ilerleyen bölümlere yayılarak yaşanacak. Bunun yanı sıra Pars ve Seda arasında bir kıvılcım yaşanabilir. Bunu da bir köşeye yazalım. Öte yandan bir de uyuşturucu çetesi senaryosu yaşanacak. Hatta bu konuya giriş yapıldı bile. Osman, Parla'nın maddeyi kimden aldığını sorgulamaya başladı ve bu işin peşini bırakmayacak. Böylece uyuşturucu çetesi ve liderleriyle ilgili bomba senaryolar ortaya çıkacak. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.